What's up? Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle zaten başlıktan da anlayacağınız üzere hayatımı temizlediğimle alakalı bir video çekiyor olacağım. Baktım internette herkes odasını temizliyor, bir yerleri temizliyor ve bunu vloğa alıyor. Ben dedim ben de temizlik yaptım, niye ben bunu vloğa almıyorum takipçilerime? Ama temizliğe aldığım şey odam değildi, hayatımdı. Bu arada artık videolarım genellikle basılma savaşı olmayacak. Vlog konseptiyle ilerlediğim videolar çekeceğim daha fazla. Bunu da buradan size bildireyim istedim. Hayatımı nasıl temizlemeye başladım? Zaten çoğunuz da biliyor, eski videolarını anladığınız üzere bir süredir böyle depresif bir halim vardı. Çoğu insanın da bu depresyon içerisinde bulunduğu bir dönem aslında. Bilmiyorum inanır mısınız, işte Merkür retrosudur, odur budur. Genellikle insanları etkilediği söylenir. Ben aslında böyle şeylere inanıyorum. Çünkü tüm arkadaşlarımda bir depresyon hali söz konusuydu. Ben de bu insanlardan bir tanesiydim. Bu depresyondan çıktığım anlamına mı geliyor? Hayır, artık çok iyiyim. Artık hiçbir şey... Salak saçma bir durumda değilim. Elbette depresyonu atlatmış durumda değilim. Depresyonda değilim aslında bakıldığında. Sadece kendimi kötü hissettiğim ve kendime vakit ayırdığım bir süre içerisindeydim. Bunu depresyon olarak adlandırıp o enerjiyi üzerime çekmek istemiyorum. Mutluluğumu da mutsuzluğumu da her şekilde zaten kabullenmiş bir insan olarak bunun korkusunu veya kaygısını da çok fazla yaşamıyorum. Hayatımızı temizlemek için bu süre içerisinde bunu görmüştüm. Oldum. Kesinlikle hayatımızdaki gereksiz insan profillerini temizlemekten geçiyor bu hayat temizliği. Hayat temizliği bir başlıksa onun temizlenmesi gereken bir alt başlığı da bing bing insan. Hayatımızdaki gereksiz insanları hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki o gün bunu sen mi söylüyorsun? Yakın arkadaşlarımdan bahsediyorum. Evet, ben söylüyorum. Numunelik salak. Şaka şaka. Evet, ben söylüyorum. Neden ben söylüyorum? Bu süre içerisinde ben çok şey bir insandım. Hayatımda bana hata yapan çok fazla insan olmasına rağmen neyse olsun arkadaşımdır. Olsun geçmişiniz var. Ya olsun o sana bunu yapmıştı. Ya boş ver, ne gerek var? Arayı bozmaya ne gerek var bebeğim? Gibi salak saçma böyle. Kendimi sürekli bazı problemlerimi arkaya attığım bir misyon edindim üstüme aslında bakıldığında. Yani bunu bir misyon edinmiştim. İşte insanların sürekli hatalarını tolere edip ah tadımız kaçmasın Rıza Bey. Yaprak dökümündeki teyzeye dönmüştüm. Sonra baktım ki ben evde böyle su almaya giderken bile Medine dilencisi gibi böyle sürünerek gittiğimi gördüğümde o gün sen ne yapıyorsun tam olarak diye aklımda böyle bir ışık yandı. Ben bu süre içerisinde çok fazla kalp kırıcı şeyler yaşadım. Gerek çevremden, gerek yeni tanıştığım insanlardan. Ama herkes bana hep çevremlere zaten bunu söyler. İşte o gün olaylara nasıl bu kadar tepkisiz kalabiliyorsun? O gün nasıl bu kadar insanları siklemiyorsun? O gün bazı şeyleri olgun karşılayabiliyorsun gibi bana sorular sorarlardı. Ben de hiç cevap vermezdim. Gerçekten de umurumda olmazdı. Hayatımda bu şekilde olaylar yaşadığımda kendimi aşırı derecede kötü hissettiğim ve böyle günlerce ağladığım bir durum olmazdı. Yani... diyebileceğim bu. Gerçekten kötü hissetmezdim. Okey, insanız. Herkes her şey yapabilir. Yapacak bir şey yok. Yani her şey bu şekilde kabullenmiş ve bana yapılan hiçbir şey beni şaşırtmıyordu ve bana yapılan hiçbir şeyin beni şaşırtmaması da insanları şaşırtıyordu. Aslında bana da garip geliyordu bu. İşte kendime diyordum, o gün gerçekten bu kadar bu olayları işte demiyor musun acaba falan dedim de. İçimden bir yerden kalbimin kırıldığı ve bir gün bunun patlayacağına emindim. Ve bu bir gün patladı. Patladıktan sonra da bir süre geçmedi. İşte günlük rutinimde kötü hissettiğimde kendime bazı bu proseste iyi gelecek olan şeyleri yaptığımda psikolojim eskiye dönerdi ve iyi olurdum, iyi hissederdim. Ama böyle bir prosese girdiğimde o şeyleri tekrar yapmaya başladığımda bana hiçbir şeyin iyi gelmediğini fark ettim ve kötü hissetmeye başladım. Bu süre içerisinde yanımda olan arkadaşlar oldu, yanımda olmayan insanlar oldu, yanımda olan gitmek isteyen insanlar oldu. Hepsi olabilir, hiçbir şekilde problem olmadı. Bir insanın zaten bir yere battıysa onu çıkaracak insan kesinlikle kendisidir. Bir başkasından bunu beklememesi gerekir. Ben bundan çıktım, çıkmaya başladım diyeyim aslında daha doğrusu. Bu süre içerisinde hayatımdaki bu az önce de bahsettiğim gibi gereksiz insanlardan arındım. Ben çok fazla işte çok fedakarlık yapan bir insanım. Artık fedakarlık yapmamaya başladım. Bana haksızlık eden, bana kendimi kötü hissettiren, benim verdiğim değeri hak etmeyen arkadaşlarıma karşı tamamıyla artık çizgiyi koydum. Ve görüşmeye başladım. Bazı arkadaşlarım hatta bu arada görüşmediğimi, şu an onlarla görüşmediğimi bilmiyorlar bile bu arada. Bilmesinler, buradan öğrenmiş oldum gerizekalı. Gereksiz kötü enerji, size getirilen kötü enerji, sizi hiçbir şekilde beslemeyen arkadaşlıklar, sizi hiçbir şekilde beslemeyen duygular, sürekli size dertle gelen insanlar,
insanlar sizin kötüye gitmenizi sağlayacak ve size hiçbir şekilde bir yararı olmayacak. Bunu ben yeni anlamış bir insan olarak şu an çevremizde verdiğiniz değerin fazla olduğunu düşündüğünüz, karşıdaki insandan bu değeri geri alamadığınız bir insan tipi veya bir arkadaş profili veya bir sevgili, artık her ne boksa var ise kesinlikle bu insanları hayatınızdan çıkarın. Çıkardıktan sonra size ne kadar rahatlık verdiğini göreceksiniz. O yüzden bence kendinize böyle bir şey yapmayın ve bu insanlara yol verin. O yoluna, sen yoluna, bay beç. İkinci olarak da kendime deadline'lar koydum. Kendime nasıl deadline'lar koydum? Ben yapmak istediğim şeyleri atıyorum. 2 sene içerisinde yapacağım. 2 sene içerisinde ben olmak istediğim yerde olacağım. Çünkü ben bu kapasiteye sahibim. Ve ben bunu yapabilecek bir insanım. Ben koyun değilim dedim. Neyse. Deadline'lar 2 sene sonuna gerçekleşmediğinde çevrem tarafından bazı sorular aldım da o yüzden bunu söylüyorum. Atıyorum 2 sene içerisinde bu gerçekleşmedi. Nasıl hissedeceksin? Çok mu depresyona geçeceksin? Kendini kötü mü hissedeceksin? Kendini öldürecek gibi geri dönüşler aldım. Hayır, tabii ki de kendime bir şey yapmayacağım. Yani hayat bu kadar ciddi alınmaya gerektirecek bir durum söz konusu değil. Tabii ki de hepimizin amaçları olmak zorunda. Hayat diğer türlü zaten çekilemez. Bir de dedikodusu çekilmez bence. Hedefime giderken ki vereceğim o çabanın da planlı programla gidebilmesi adına kendime bir deadline koydum. Elbette olmadığında kendime bir şey yapmayacağım veya kendimi çok üzüp yerlere atıp ağlamayacağım. Bu bir saatli bomba değil benim için. Fakat bunu daha böyle bir challenge kafasında ilerletip daha düzenli, işte 2 senen var, bunu yapmak zorundasın, bunu yapmalısın deyip daha böyle kendime günlük hayatta yapmam gereken rutinlerde bahaneler bulmayayım, bahaneler aramayayım diye aslında kendimi fişeklemeye çalıştığım bir yöntem bu. Deadline sistemini siz de uygulayabilirsiniz. Üçüncüsü, iletişim kurmayı öğrendim. İletişim kurmayı nasıl öğrendim? Evet, iletişim kurmayı ben yeni öğrendim. Konuşmayı bilmiyordum ben bundan önce. Neyse, iletişim kurmayı nasıl öğrendim? İletişim kurmayı şu şekilde öğrendim. Az önce dediğim gibi ben gereksiz fedakarlıklar yapan bir insandım. Eminim sizler de o kadar gereksiz fedakarlıklar yapan insanlarsınızdır. Geri geldiğinde çok fazla değer veriyoruz, geri geldiğinizde hiç değer vermiyoruz. İnsanlara değer vermeyin, insanlar ne ya demiyoruz size. Kesinlikle insanlara değer verin, insanları sevin. İnsanları haddinden fazla sevin, her şeyi haddinden fazla sevin. Sevgi çok güzel bir şey. Sadece biz severken çok vermeyi alışkanlık haline getirmiş insanlar oldu. Çok vermeyi alışkanlık haline getirmiş insanlar olduğumuz için fedakarlığı yerinde yapmaya başladım. Nasıl mı? İşte o gün şunu yapalım mı, bunu yapalım mı, o gün böyle böyle bir şey istiyorum diye sürekli böyle talepkar arkadaşlarıma karşı hayır demeyi öğrendim. Hayır, bunu artık yapmayacağım. Bunu yapmak istemiyorum. Tabii ben bunu arkadaşlarıma bu şekilde söylediğimde şimdiye kadar belirli aramızda gelişen bir rutin olduğu için bana verdikleri klasik cepte olan tepkiler var. Nasıl yapmıyoruz? Ne demek yapmıyoruz ya? Böyle salak salak benim üzerime falan gelmeye çalışıyorlar. Ben de böyle bu şekilde sanki boru yutmuşum gibi dik durup. Çünkü arkada kendimi zorluyorum. O gün yapmayacaksın, o gün yapmayacaksın, o gün kendine söz verdin diye böyle. Hayır, yapmayacağım. Yo, istemiyorum, canım istemiyor. Artık yapmayacağım. Hayır demek. Yani benim bu karşılıklı bir şeyse, bana soruyorsan, ben onay verdikten sonra bunu yapacaksak, ben buna hayır diyorum. Madem bana değer veriyorsan, bunu beraber yapmak istiyorsan, bugün değil, başka bir gün yapacağız. Bu kadar basit. Bazen ilk tepkilerinde çok sinirleniyorlar, ikinci tepkilerinde küsüp gidebiliyorlar. Defolup gidebilirler. Sizin seçimlerinizden İyi veya kötü, sizin yanınızda olmayacak insanlar yanınızda zaten olmasın. Açık sözlü olmak aslında bir filtre. Ve siz insanlara karşı açık sözlü olduğunuzda ve kendinizi gerçek bir şekilde ifade ettiğinizde insanların yanınızda kalmak istediğini ve kalmak istemediğini o kadar rahat ve güzel bir şekilde görüyorsunuz ki hiçbir şekilde yük almıyorsunuz. Veya söylemek istediğiniz bir şey mi var? Çok mu rahatsız olursunuz? Anında söylediğinizde eve gidince düşüneceğiniz, kafanızı yastığa koyunca düşüneceğiniz ekstra büyük kendinize bırakmıyorsunuz. O yüzden iletişim çok önemli ama aşırı önemli. O yüzden insanlar ne istiyorsa istesin. Bu kadar basit, size istemiyor. Siz şunu öğrenmeniz gerekiyor. Bugün kulübe hiç gitmek istemiyorum. Arkadaşım gitmezsen benimle küsecek. Defolsun gitsin. Kendisi gitsin. Gitmek istiyor. Yani arkadaşım şu an iyi hissetmiyor ve evde yatacak, uyuyacak. Belki evde güllerin savaşı izlemek istiyorum, anladın mı ya? Onu da yapabilirim. Sana ne? Cumartesi günü herkesin yapması gereken bir şey mi yapacağım? Yapmayacağım. Ben bunu yapmak istiyorum. Bitti. Bu kadar basit. İnsanlara istediğiniz şeyleri rahat bir şekilde söylemeyi öğrenin. İletişiminizi çok rahat kurun. Arkadaşlarınızla dışarıdaki o ikili iletişimlerinizde eve sorunlar taşımayın. O an bir şey olduğunda direkt söyleyin. Neyse. Bir sonraki eğitimimde bir sonraki
Öğrendiğim şey ise iletişim kurmamayı öğrendim. İletişim kurmamayı nasıl öğrendin veya bu senin hayatında insan temizliğine nasıl yardımcı oldu diyecek olursanız. Arkadaşlar küçükken anneleriniz işte benim annem daha doğrusu çok fazla yapardı ve ben hep anneme şey derdim, ne kadar fesatsın ya falan derdim. Aslında hiç de fesat falan değilmiş, tamamen insanların fesatlıymış. Annem bana mesela bir şey olduğunda çok fazla şey derdi. O gün bu şekilde düşünüyorsun ama insanlar senin düşündüğü kadar iyi niyetli değil. Aslında bu kıskançlık barındıran bir şey ve insanlar seni kıskanıp da bunu yapıyor olabilir dediklerinde, anne saçmalama, her gün görüştüğüm insan o mu kıskanç ya? Lak saçma tepkiler verirdim. Arkadaşlar etrafınızda şu an görmüyorsunuz ama etrafınıza alıcı gözle dönüp baktığınızda hiç ummadığınız insanların sizi o kadar kıskandığını ve mutlu olmanızı istemediğini ve sizi düşürmek için her şeyi yapmaya çalıştığını o kadar iyi göreceksiniz ki. İnsanlar sizin yapmaya çalıştığınızı, cesaret gösterip yapmaya çalıştığınızı ve kendilerine cesaret gösteremeyip koyun olmalarını, kabullenmelerini o kadar kabullenemiyorlar ki ve tamamıyla size saldırmaya başlıyorlar. Ama bu saldırı nasıl bir saldırı? En tehlikeli saldırı. Çünkü normalde saldırı gürültülü bir şekilde geldiğinde hissedersin ve gardını alırsın. Bu insanlar böyle değil. Bu insanlar sakin, sessiz, senin yanında görerek hafif hafif alttan alttan laf sokarak bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü ben salağım zaten, anlamıyorum gerizekalı. Neyse, öncelikle bu insanlarla iletişim kurmamayı öğrendim. Birinin beni abartılı şekilde canımı acıtmaya çalıştığını hissettiğimde verdiğim tepki... Ha? Kesinlikle abi, ben de gibi tepkiler vermeye başladım. Tepkisizliğimden öyle tepkiler gördüm ki, oha, bunun ilacı buymuş aslında. Yani bakıldığında herkese kendi ilacından tattırmamak gerekiyor. Bazı insanlara gerçekten sessiz olmak, onların ya sessiz olmak için olmamak da değil. Aslında böyle bir şey sezdiğinizde direkt kafanıza şunu getirmek: bu insan benim kötülüğümü istiyor. Bu insan beni takdir etmek istemiyor. Bu insan bende kusur bulmaya gelmiş. Kendinde kusurları bana söyleyerek kapatmaya çalışıyor. Benim bu insanla dinleyecek hiçbir şeyim yok. Bye bitch. Hiçbiriyle görüşmüyorum. Telefonlarını açmıyorum. Mesajlarına arada bir cevap veriyorum. Gerçekten işle alakalı muhabbetler olursa direkt cevap veriyorum. Günlük hayatımda, spesifik hayatımda, konforma ile lüksüme ayırdığım zamanlarda hiçbir şekilde bu tip numunelik gerizekalılara yer vermiyorum. Siz de vermeyin. Bu insanları suçlamak gerekiyor mu? Hayır, suçlamayın. Onları da suçlayacak bir şey yok. Sonuçta bu insanlar da hayatlarında sürekli ezilen ve itilip kakılan insanlar. Yani onları hiç kimse pohpohlamamış. Kendilerini pohpohlamaya versinler. Demeye çalıştığım şey, kesinlikle bazı insanlarla iletişim kurarak anlaşabilirsiniz. Bazı insanlarla olan ilişkinizde ise aslında aradığınız tek ilaç İletişimsizlik. İletişim kurulacak insanlarla iletişim kurun, iletişim kurulmayacak insanlarla kurmayın. Benim bazı arkadaşlarım var mesela, benim için saydamlar. Geldiklerinde böyle geldiklerini bile unutuyorum. Siz de aynı şekilde geldiklerini bile unutabilirsiniz. Böyle bir şey sezdiğiniz anda görüşmeyebilirsiniz. Çünkü bazı bu tip insanlarla, atıyorum iş arkadaşlarınız, görüşmek zorundasınız. Normalde spesifik hayatında tuvalet telinin altındaki sümük bile olamaz mesela ya. Ama görüşmek zorundasınız çünkü iş arkadaşındır. Şimdi mesela bu tip insanlara böyle yaptığınız gibi işte size bir şey de anladın. Aynen kesinlikle. Böyle tepkiler vermeyin. Böyle tepkiler vermeyin tabii de. Yani tepkisiz kalın. Onlara hiçbir şekilde iletişim kurmayı reddedin. Zaten onlar bunu bir şekilde biz insanlarsa eğer fark edeceklerdir. O yüzden bunu kendiniz için yapın. Ayıp olacak ya. Abi olsun, dur işte o kadar da geldi, selam sabahımız olsun, konuşalım. Aa dinleyeyim ya falan demeyin. Dinlemeyin. Oraya o gerizekalı gelirken, ya ayıp olacak ya, İşte ben oraya gideceğim de ona böyle kötü hissettiriyormuş gibi olayım demiyor. Sen de ona oturup dinleme. Bu tip insanlar ne için? Bu tip insanlar tekme atlamak içinler. Tekmeyi at gitsin. Elbette ki hayatınızın temizliği de oda temizliğiniz kadar önemli. O yüzden hayatınızın temizliğine de bence bazen önem gösterin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hayatınızı kendiniz temizleyeceksiniz. Kimse gelip de villadayla hayatımıza girmeyecek.